Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içerik hazırladığımı düşünüyorum sizlere. Oyunculuk özel yetenek sınavlarına girerken nasıl bir süreç geçirmeliyiz? Hayatımıza ne gibi pratikler eklemeliyiz? Onları bir bir sizlere madde madde sıraladım. İki önemli başlığın üzerinde durdum. Sınava hazırlanırken yapılacak egzersizler ve aktiviteler. Bunları da kendi içinde madde madde sıraladım. Egzersizlerden başlayalım. Egzersizler kendi içinde beş maddeye ayrılıyor. Birinci maddemiz fiziksel egzersizler. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Büyüklerimiz harika bir laf etmiş. Ben de sonuna kadar katılıyorum. Ve şöyle diyorum. Bir oyuncu bir sporcu kadar sağlam bir kondisyona sahip olmalıdır. Çünkü fiziksel olarak ne kadar güçlü ve dirençliysek psikolojik olarak da aynı şekilde güçlü ve dirençli oluyoruz arkadaşlar. Bunun için sportif aktiviteleri hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Peki nedir bu sportif faaliyetler? En basitinden koşmak, yürüyüş yapmak, tempolu yürüyüş yapmak ama onun dışında fitness egzersizleri, hani bir bodybuildingçi kadar ağır girmek yerine daha kas parçalamaya ve kondisyon kazanmaya yönelik bir idman programı takip edilebilir. Fitness salonuna gitmek şu dönemde risk taşıyorsa ki bence taşıyor, YouTube'dan kendi vücut ağırlığınızla yapılabilecek idmanları evde kendi başınıza yapabilirsiniz. Bunun dışında en az sportif faaliyetler kadar önemli bir takım fiziksel disiplinler var. Bunlar Feldenkrais, Pilates, Animal Flow ve Yoga olarak ben özellikle Bunları size önermek istiyorum. Hele ki içlerinde benim en çok önemsediğim yoga arkadaşlar. Yoga kökü milattan önceki yıllara dayanan çok kadim bir disiplin. Bedensel olarak bizi esnek, güçlü ve dengeli kılmanın yanı sıra aynı etkileri bize psikolojik ve zihinsel olarak da sağlıyor. Peki yogayı hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? YouTube'da bir sürü video var. Özellikle başlangıç seviye videolarını tavsiye ederim. Hatta açıklama kısmında çok beğendiğim bir yoga eğitmeninin videosunun linkini sizlerle paylaşacağım. O linkten yeni başlayanlar yoga pratiklerini oluşturabilirler. Geçelim ikinci maddemize. İkinci maddemiz arkadaşlar nefes egzersizleri. Bunları da kendi içinde ikiye ayırdım. Bir, rahatlatıcı nefes egzersizleri. ikincisi diyafram nefesi egzersizleri. Rahatlatıcı nefes egzersizlerinde benim en çok tercih ettiğim Sufi nefesi arkadaşlar. Sufi nefesiyle alakalı da bir video paylaşacağım. Bunun dışında başka nefes teknikleri de var. Yine rahatlamamızı sağlayacak. Bunun da linklerini, YouTube linklerini açıklama kısmında paylaşacağım. Rahatlatıcı nefeslerden sonra asıl önemli olan diyafram nefesi egzersizleri. Eğer sınava hazırlanıyorsak ve gerçekten kondisyonumuzun nefes kısmının da önemli olmasını istiyorsak güçlü olmasını istiyorsak diyafram nefesini de öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diyafram nefesi videomu da takip ederek başlangıç seviyesinden ilerleye ilerleye daha üst seviyeye çıkacak şekilde diyafram nefesi egzersizlerini yapabilirsiniz. Gelelim üçüncü maddemize. Maddeler öyle kolay kolay bitmeyecek arkadaşlar bugün. Üçüncü maddemiz ses ve konuşma egzersizleri. Malumunuz ses en hassas organizma vücudumuzda ısıdan, daha doğrusu ısı değişiminden, şehir değişiminden, gerilimden, üzüntüden, her şeyden etkileniyor sesimiz. Hatta fizyolojik olaraktan ziyade psikolojik olarak daha çok etkileniyor diyebilirim. Hele ki sınav zamanı sesimizin kısılması, sesimizin istediğimiz tonda çıkmaması da çok rastlanılan bir durum. Bu yüzden ses kaslarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Nasıl mı? Egzersiz yaparak. Yani sesimizi maske bölgesi dediğimiz bölgeye almamız temel seviyede bizim için yeterli. Bunun için ses ısıtma videolarımı takibi alabilirsiniz. Gelelim konuşma egzersizlerine, artikülasyon ve diksiyon egzersizlerine arkadaşlar. Artikülasyondan kastım telaffuz. İyi bir telaffuza sahip olmanız gerekiyor. Çünkü jüri telaffuzu iyi bir oyuncu adayından etkileniyor. Yani bu sizin için artı bir puan oluyor. Bir kere söyledikleriniz hani şiir seslendirirken, tiradınızı oynarken, kendinizi tanıtırken söylediğiniz sözcükleri jüri net bir şekilde algılıyorsa bu sizin için artı bir puan oluyor. Bunun için ne yapılabilir? Tekerleme çalışılabilir ki tekerleme çalışma konusunda da videolar paylaşacağım sizlerle ilerleyen süreçte. Sesli okumalar yapılabilir. Özellikle diksiyon terimlerini öğrenmek için belli kitaplar okunabilir. Temel seviyede bunları öğrenmeniz sizin faydanıza ki yine kitap önerilerini de açıklama kısmında sıralayacağım. Gelelim dördüncü önemli maddemize. Kulak çalışmaları arkadaşlar. Kulak çalışması deyip es geçmeyin. Çünkü kulaksız bir oyuncu ben düşünemiyorum, kabul etmiyorum. Çünkü kulağı iyi olan bir oyuncu, yani ritim ve ses algısı güzel olan bir oyuncu, daha iyi taklit yapabilir, farklı biyoritimlere kendini adapte edebilir ve algıları daha hızlı, daha doğrusu öğrenme kabiliyeti de daha süratli olur. Bunun için çeşitli aplikasyonlar var arkadaşlar. Bu aplikasyonlar üzerinden çalışabilirsiniz. Yine açıklama kısmında size bu konuyla alakalı çok güzel aplikasyonlar önereceğim. Ve geldik 5. maddemize egzersizler kısmının en önemli madde arkadaşlar. Yani günde 3 oyun çalışmanız gereken bir madde oyunculuk egzersizleri. Burada da oyunculuk egzersizlerini de ikiye ayırdım. Egzersizlerin birinci maddesi meditasyon. Meditasyon oyuncu için hayatının en önemli pratiği olmazsa olmaz pratiği olmak durumunda arkadaşlar. Eğer oyunculuk yapmak istiyorsanız meditasyonu da spor gibi ve diğer saydığım faaliyetler gibi bir alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Bunun için zen meditasyonu, mum meditasyonu ve farklı meditasyon tekniği videolarını yine linkte paylaşacağım. Gözünüz korkmasın. Alışınca çok güzel oluyor meditasyon yapmak. Gelelim diğer egzersizimize. Diğer egzersizimiz doğaçlama çalışmaları. Doğaçlama çalışmaları arkadaşlar kendi başımıza yapacağımız şekilde ev ortamına hatta yaşadığımız odanın ortamına bile adapte edilebiliyor. Bunun içinde nesne doğaçlamaları olabiliyor. Ee, kanalımı inceleyerek oradan nesne doğaçlaması videosuna bakabilirsiniz. Sözsüz doğaçlamalar oluyor ki bununla ilgili de ilerleyen süreçte video paylaşacağım. Hayal kurma oyunları oluyor, benim en sevdiğim doğaçlama çalışması. Bir nevi meditasyon uzantısı ve bunun dışında arkadaşlar beş duyu organımızı çalıştıracak doğaçlama egzersizleri de oluyor. Bunlarla ilgili birçok videoyu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalın diyorum ve egzersizler kısmını bitirip aktiviteler kısmına geçiyorum. Burada da 3 madde var arkadaşlar. Okuma, izleme ve dinleme. Okuma derken ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Tabii ki kitap okumayı kastediyorum arkadaşlar. Kitap, dergi, gazete. Tabii eften püften şeyler değil. Gerçekten hayal gücümüzü, entelektüel dünyamızı besleyecek şeylerden bahsediyorum. Kitap okuma alışkanlığı olmayan bir oyuncu adayını buradan şiddetle kınıyorum. Eğer oyuncu olacaksanız, bu yola baş koyacaksanız iyi bir okur olmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki ne gibi kitap önerileriniz var bize derseniz daha çok ben türlerden gideyim. Ayrıntıları açıklamalar kısmına saklayayım. Evvela dünya klasiklerini okumanızı şiddetle öneririm arkadaşlar. Bazı modern edebiyat kültlerini yerli yabancı okumanızı yine öneriyorum. Şiir okumanızı öneririm. Bunun dışında mesleki formasyon anlamında muhakkak haftada en az iki kez oyun okumanızı öneriyorum arkadaşlar. Özellikle klasikleşmiş ve kültleşmiş yazarların oyunlarını hatmetmenizi istiyorum ki sınavdan önce genel kültür sınavına da iyi bir hazırlık olsun. Bunun dışında tiyatro teorisi, tiyatro tarihi, oyunculuk teorisi muhakkak okumanız gereken türler arasında yer alıyor. Yine genel kültür sınavında ne olur ne olmaz diye sanat tarihi ve psikoloji konusunda da kitaplar okumanızı öneriyorum. Bunun için açıklamalar kısmında güzel bir listeleme yapacağım. Oradan takip edip not edebilirsiniz bir köşeye. Geçelim izleme konusuna arkadaşlar. Umarım günün büyük bir bölümünü bilgisayar ve televizyon karşısında 2-3 saatlik dizileri ya da 1,5 2 3 sezonluk dizileri bir anda izleyip tüketmiyorsunuzdur. Biyografik filmleri izleyin arkadaşlar. Yani başarı hikayelerini. Forrest Gump'ın hikayesi olabilir, Pursuit Happiness olabilir Will Smith'in. Buna benzer gerçek başarı hikayeleri sizi inanılmaz motive edecek arkadaşlar. Çünkü hayatta imkansız diye bir şey yok. Onlar da insan, siz de insansınız. Onlar başardıysa siz de başarabilirsiniz. Bunun yanı sıra dizi izlemeyin demiyorum ama bir oturuşta da iki sezon bitirmeyin. Nitelikli güzel diziler izleyin. Bunun dışında Artık YouTube öyle bir hale geldi ki Royal Shakespeare Company, Globe Theatre, Türkiye'den Dostlar Tiyatrosu gibi nitelikli tiyatrolar kendi oyunlarını yüklüyorlar. Mesela Genco Erkal'ın kanalını takip edip Genco Hoca'nın şimdiye kadar tiyatrosunda oynadığı oyunların video kaydının bazılarını izleyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir tecrübe oluyor. Hele ki genç kuşak için harika bir şey bu. Başka neler izlememiz gerekiyor? Belgesel izleyin arkadaşlar. Tarih olabilir. Doğa belgeseli olabilir, hayvan belgeseli olabilir, ülke tanıtımı olabilir. Belgesel izlemek bir nevi roman okumanın muadili gibi düşünün. İnanılmaz besliyor. Hele ki hayal gücü çalışmalarında belgesellerden alacağınız inanılmaz güzel referanslar var. Geçelim dinleme kısmına. Dinleme kısmında diğerlerindeki gibi geniş kapsamlı bir seçenek sunmuyorum ama diğerlerinden çok daha önemli, hayati bir seçenek bizi bekliyor. Müzik dinlemek arkadaşlar. Öyle kafa dağıtmak için ef'ten püf'ten spor yaparken fonda çalsın diye müzik dinlemek değil. Müzik dinlemek de bir çeşit meditasyon. Bazen bir karakter çalışırken bir müzikten ilham alarak o karakterin ruh halini yaratabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben bir Nazi subayı üzerine çalışıyordum. Nazi subayı karakteri üzerine Getto oyunundan. Ve bu adamın kasvetli dünyasını, acımasız halini hangi donelerle yakalayabilirim kendimde derken birden metal müzik dinlemek aklıma geldi. Bir anda Sepultura gibi, efendime söyleyeyim Megadeth gibi metal müzik gruplarını dinleyerek o adamın kasvetli, karanlık ve acımasız ruh halini kendi içimde yakaladım. Onun dışında hayal kurarken bazen fonda çok değişik müziklerin olması sizin kendi başınıza yepyeni çok ilginç bir hikaye kurmanıza yardımcı oluyor. Bence bazı meditasyon çalışmalarında muhakkak fonda ilginç müzikler çalsın diyorum. Bunun dışında podcast dinleme artık günümüzün yeni fenomeni podcast konusunda da çeşitli podcast serilerini açıklamalara yazacağım. Dinlerseniz emin olun özellikle temizlik yaparken olsun bir şey yemek yaparken olsun odanızı toplarken olsun bir köşede çalsın kulak kabartın dinleyin. Vakit kaybetmezsiniz çok şey kazanırsınız. Evet ödevlerimiz egzersizler aktiviteler toplam 8 maddenin sonuna geldik arkadaşlar. Kapanışa geçmeden önce bazı ayrıntıların üzerinden geçmek istiyorum. Eğer bu konuda ciddi ciddi yol almak istiyorsanız, sınavdan önce yoğun bir motivasyon, konsantrasyon ve birikim kazanmak istiyorsanız bu ödevleri uygulamanın yanı sıra iyi, tecrübeli bir eğitmenle de çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bulunduğunuz şehirde yaşayan bir eğitmen olabilir ya da bulunduğunuz şehirde böyle bir imkan yoksa online şekilde çalışabileceğiniz yine tecrübeli bir eğitimde olabilir. Online çalışma olur mu olmaz mı demeyin. Gayet güzel oluyor. Ben hem eğitmen olarak hem de öğrenci olarak deneyimledim. Gerçekten her şey öğrencide bitiyor arkadaşlar. Kendinizi odakladığınız vakit olmayacak bir şey yok. Her şeyden öte bu sınavı bir hayat memat meselesi haline getirmeyin arkadaşlar. Kazanmak da var bu hayatta, kaybetmek de. Başarılı olmak da var başarısız olmakta. Birinci de olmaz, üçüncü de olur. Peki birinci de olur ama üçüncü de olsa daha iyi olurdu diye düşünür insan. Çünkü hayattaki her şey bizim için bir ders. Yaşadığımız şu süreç bile. Onun için enseyi karartmayın diyorum. Geldik paylaşımın sonuna. Bu paylaşımı faydalı bulduysanız beğenmeyi lütfen es geçmeyin. Sorularınızı ve taleplerinizi Yorum kısmından bana iletebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.